Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşmak istediğim konu değerler, öz değerlerimiz. Değerler deyince insanın aklına genelde bir şeyin fiyatı geliyor, değil mi? İşte ne bileyim, şu telefon kabının fiyatı nedir? Ya da bunun kalitesi geliyor. Aslında değerler kendi hayatımızda bizim karar verirken ya da hayatımızda bir şey üzüldüğümüzü fark ederken ya da bir konudan mutlu olduğumuzda bizim duygularımızı tetikleyen bir kavram. Dolunay'ın Başak'ta olduğu hafta bu konunun önemli olduğunu fark ettim. Çünkü genelde herkes endişesi artmış bir şekilde kendiyle ilgili bir sorgulama içerisinde geçiriyor. Dün bir yapmış olduğum danışmanlıkta bir ilişki üzerine yaptığım danışmanlıktı. Çok hoş bir noktaya geldi. Genç bir çift karşısındaki kişiden çıkma günüyle ilgili bir çiçek beklentisi varmış. Genelde bayanlar çiçeği severler. Çiçek alan bayan kendini değerli hisseder. Sonra ben de dedim ki bu nereden geliyor sence? Yani senin için bu kişi nasıl bir kişi? İşte aynı konuları konuşabiliyoruz mesela. Benim için bu çok değerli. Süper. Peki, bu memnun olmadığın çiçek alma değeri senin için neyi temsil ediyor? Ya aslında Seda Hanım şöyle bir şey var. Ben büyüdüğüm aile içerisinde annemle babamın arasındaki ilişkiyi de hep şeyi gördüm. İşte en ufak bir şeyde, bir kutlamada, işte çıkma günleri, evlenme günleri, nişan günleri her birinde babam anneme çiçek alır. Böyle bir yöntemi gördüğüm için ben de ister istemez bunu istiyorum. Burada duruyoruz. İşte bu tam da aslında aile değerleriyle alakalı bir şey. Bakın bizim yaşantımızda aslında değerlere şöyle bakabiliriz. Kültürel değerler var. Mesela kültürel değer nedir? Her ülkenin kendi kültürüne ait değerleri vardır. İşte vatan sevgisi mesela bizim ülkemizde değerli bir kavramdır. Bu bir kültürel değerdir. Başka biraz önce anlattığım hikayede ailevi değerler var, değil mi? Aynı anda mesela bizim evde pazar sabahları kahvaltı çok önemlidir. Çünkü ben annem ve babamdan pazar sabahları kahvaltı, akşam yemeklerinde bir olma kavramını öğrendiğim için. Başka ne var? Bir de kişisel değerler var. Kişisel değerler mesela sevgi. İşte anneyim ben, sevgi benim çocuğuma duyduğum en önemli şey. Bu yine bir değer. Hangi değerlerimiz var? Şöyle elimde bir sürü değerler kartı var. Mesela bakalım bunlardan. Mesela özgürlük bir değer. Yaratıcılık bir değer, liderlik bir değer. Efendim şöyle çekiyorum şimdi, hani hepsini tek tek yapmayacağım ama mesela şunu alalım, neymiş? Sevgi bir değer, barış bir değer. Efendim başka, hoşgörü mesela bir değer. Mesela Türk toplumunda hoşgörülü olmak ya Amerikan toplumuna göre daha önemli bir değer. Değerlerimizi bulmamız gerekiyor. Yani kendi öz değerlerimizi bulmamız gerekiyor. Böyle bir çalışma da size katkı sağlayacağına inanıyorum. Onun için bu videoda size şu soruları yönlendirmek istiyorum. 1. Hayatta sizin için önemli olan nedir? 2. Hayatta sizin için önemli olan başka ne var? Bu başka ne varı kendinize 5 kez daha sorun. Hep sorun. Hep sorun ve önünüze bir liste çıkartın. Mesela diyelim ki hayatta benim için olan önemli olan şey sevgi ise işte başka ne var? Dürüstlük. Başka ne var? Adalet. Başka ne var? Benim için bilgi, merak, işte öğrenme, işte aktarma, yayma, işte eğlenceli olma, neşeli olma. Benim bunlar mesela bunlarla ve bu değerleri tanımlarken şu anda birinci aşamadayız. Bu aşamanın ikincisini ve üçüncüsünü de anlatacağım size. Değerlerinizi bulduğunuz zaman hayatınızda daha rahat bir nefes alabiliyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerinizde, ikili ilişki sadece bir kadın ve bir erkekten de oluşmuyor. Kurumsal hayatta çalıştığınız, beraber işbirliği yaptığınız kişiler ya da okulda bir öğrenciyseniz öğretmeninizle kurduğunuz iletişim ya da hocanızla kurmuş olduğunuz bir iletişim, bu sizin için aslında benim değerlerimle karşımdaki değerlerim nasıl birleşiyor ya da onun değer verdiği şeye ben de değer verirsem daha kaliteli bir iletişim içerisine girebilirim diye düşünebilirsiniz.
O zaman bugün ne aldık? Değerler nedir aslında? Bir sohbet niteliğinde. Değerlerimizi bilirsek hayatımızda neler değiştirebiliriz? Buna baktık. Daha sonra bu değerlerimizle ilgili tanımlayabilmek için nasıl bir aşamadan geçelim? Bu sorulara nasıl yanıt verelim? Daha sonra ikinci ve üçüncü aşamayı nasıl yapacağız? İkinci aşamada biz kendimizi değerlerimizle ilgili bir karşılaştırmalı örnek yapacağız. Yani bir değer diğerine göre daha iyi nasıl pozisyon alabiliyor? Bunu ayrı bir videoda alacağım. Burada koyarsam çok karışık olacak. Bilmenizi istediğim en önemli şeylerden bir tanesi, eğer insan yaşamda değerlerinin fark ederse, o zaman hayatında istediği işte çalışabilir, istediği şekilde yaşamını yönlendirebilir. Değerlerini bilmez ise hep bir boşlukta, hep bir sorgulamada, hep bir sallantıda kalabilir. Onun için bugünün videosunda size bir sorgulamayla bırakmak istiyorum. Acaba sizin için önemli olan nedir? Hedefiniz nedir? Bu hedefinizi önemli kılan değeriniz nedir? Bu hedefi sizin için özel ve değerli kılan şey nedir? Ve bu hedefin sizin için anlamı nedir? Kendinize iyi bakın.